Merhabalar Mustafa Bey, nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, teşekkür ederiz. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Tabii. Adım Mustafa, soyadım Genç. Genç Oğlum Marin, tersanemizin ismi, firmamızın ismi. 15 yıldır bu işin içerisindeyiz. 2 yıllık bir mekan işletmeciliği yapıyoruz. Daha öncesinde başka bir yerde çalıştık. Çekirdekten yetiştirmeyiz. Hem polyester hem ahşap üzerine çalışmalarımız var. İmalat ve tamirat da bu işin içinde tabii. Neler yapıyorsunuz peki? Şu an hem polyesterde bir projemiz var, onları da yapıyoruz. Hem ahşap olarak görmüş olduğunuz tekneler var, onları yapıyoruz. Yani isteğe göre bütün şeyleri yapabiliyoruz, tasarım. Ne tür tekneler var? Motor yatımız var, balıkçı teknemiz var, tur teknelerimiz var. Özel tasarım, hepsi var yani. Evet, özel tasarımlardan biraz bahsetmenizi isteyeceğim. Neler yapıyorsunuz? Özel tasarım kişiye özel yani. Bazen kendi gelip şu şekilde olsun diyor veyahut da başka bir modele benzesin, onu çok hoşumuza gitti diyebilip çizdirip projeyi ona sunabiliyoruz. Neler var içerisinde, örneklendirirsek? Neler var içerisinde? Motor yattan bahsedelim direkt. Motor yatta A'dan Z'ye her şey. Yani bir yazlık ev gibi düşünün. Buzdolabından, televizyonundan, klimasından her şeyine kadar mevcut. Hı hı. 10-12 metre arası şeylerimiz var, projelerimiz var. Bu şekilde devam ediyoruz. Peki nerelere ulaştırıyoruz bu tekneleri, yatları? Nerelere ulaştırıyoruz? Her yere gidiyor yani mu yani? Yani her yere derken Türkiye'nin genelinde saymayacağız tabii. Ege bölgesi kesin, Ege bölgesinde. Karadeniz'den bir gelen müşterilerimiz var. Yani o taraf biraz yoğun olduğu için bu tarafa akanlar var. Bu taraftan oraya gidenler var tabii de. O yüzden bu tarafta daha çok şeyimiz var. Muğla tarafı, Bodrum tarafı. İzmir'in genel şeyi. Bu Ege bölgesi ağırlıklı çalışıyoruz. Aynen. O zaman. Peki bunların yapımında nelere dikkat ediyoruz? Püf noktası nedir? Bunların yapımında ağacımızın kaliteli olması lazım. Ahşap üzerinde. Şimdi zaten teknoloji de geliştiği için boyasıdır, macunudur. Bunlar tabii daha çok lükse kaçıyor artık. Bu şekilde suyla buluşturuyoruz teknelerimizi. Önceden böyle değildi tabii. Evet. Biraz daha şeydi yani. Bütün aşamalar sizin elinizden geçiyor tabii, değil tabii mi? Tabii, anahtar teslim verebiliyoruz baştan sona kadar. Evet. Peki biz malzemeleri nereden alıyoruz? Şu malzeme almamıza gerek yok. Anahtar teslim anlaştığımız sürece her şeyle ben ilgileniyorum. Motorundan elektriğine, camlarından boyasına kadar. Ama tabii bunun yanı sıra şey de var tabii. Kabuk isteyenler de var. Kabuk alıp gerisini kendi de tamamlayabiliyor. Evet. İstenen her şeyi yapabiliyoruz açıkçası. Tabii isteğe özel her şeyi yapabiliyoruz. Nasıl isterse. Peki siz hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Hizmet verirken nelere dikkat ediyoruz? Müşteri memnuniyeti bizim için çok önemli. Önemli olan zaten en başta gelenlerden o. İkinci de zaten işçiliğimizdir. Yapılan işlerin nasıl denir ona? Sağlamlığı. Sağlamlığı. Hepsi, her şeyi her konuda dikkat ediyoruz zaten. Kullandığımız malzeme, sunduğumuz işçilik önemli diyorsunuz. Evet. Peki bu saydığınız unsurlar sektördeki farkınız için yeterli kalıyor mu? Tabii tabii yeterli kalıyor. Müşteri memnuniyeti ön planda olan bir tabii. firma. Önemli olduğu için müşteri bizim için her zaman daha şeyli yani. Peki şu an memnun musunuz sektörün gidişatından? Şu an memnun muyuz? Biraz işler şeyli. Sallantıya girdiği gibi yani şu seçimlerden dolayı. Ondan sonra tekrar düzene giriyor. Bu dönem bir durgunluk şey var. Bu dönemde şu anda sadece şey var. İmalatta çok tadilat geliyor. Biraz da tabii pahalandı ürünler. Euro bazında geldiği için bazı malzemeler. O şekilde devam. Kendiniz yaptığınız modelleri neye göre tasarlıyorsunuz peki? Neye göre tasarlıyoruz? Birkaç örneklerden oluşturup o şekilde tasarlayıp. Fuarlar oluyor mesela, bununla alakalı takip ediyor musunuz onları da? Tabii tabii, fuarları da takip ediyoruz. İstanbul Fuarı, Eurobot Fuarlar var, onlara gidip geliyoruz. İşte seneye bizim de davetimiz var. Seneye inşallah yeni projemiz var, işte onu çıkartacağız. Ha çok güzel. Tabii hangi onlara... fuarda yer alacaksınız? İşte ya İstanbul'a gideceğiz ya bu İzmir'den yeni fuarımız da olabilir. Hı-hı. İkisinden biri. Evet, fuarlardan da esirleniyoruz. Onlar bizim tabii, için tabii, gerçekten... Tabii. Büyük bir nimet. Tabii, orada tabii. Bütün görseller var zaten. Arge'ye önem veriyoruz anladığım kadarıyla. Tabii ki. Yeni projeleriniz var mı peki ilerleyen günler için?
Şimdilik bunda beklemedeyiz. Bundan sonra tabii ki var. Umarım başarılı olursunuz diye. Çok teşekkür ederim. Peki buradan izleyicilerimize, yeni girişimcilere bu sektörle alakalı neler aktaracaksınız? Bu sektörle alakalı neler aktarabiliriz? Öneri de olabilir tabii ki. Yani dürüst olduktan sonra her firma, her usta kazanır yani. Evet. Yeter ki dürüstlük olsun. Yani, yaptığımız işe. Tabii ki. Gününde verdiğimiz zaman sıkıntı yok. Saygı duymak gerekiyor. Yani şimdi bu el emeği olduğu için biraz uzun sürüyor. Açık alanda çoğu iş teknelerimiz. O yüzden aksamalar oluyor tabii ki ama çok aksadığı zaman da müşteriye yansıyor. Bunu evet. Yansıtmamaya çalışıyoruz genelde. İnşallah yani, böyle de devam eder diyelim inşallah, o zaman. İnşallah. Teşekkür ediyoruz sizlere Mustafa Bey. Ben bir başka ederim. Programda görüşmek üzere.